Merhaba efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Olcay Sümen'e YouTube kanalına. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum. Tabii gündem değişik konular birikti. Biz yine en son ne zaman bilmiyorum video yapmıştık. O konulara tabii herkes... Ben çok şey yapmak istemiyorum. Konulara tek tek başlayalım. Dorukhan konusu var. Tekliç geldi. Bu arada yine böyle doğaçlama konulara aradan biz dalacağız. Ummadık bir konu aklıma bir anda gelebilir. Tabii bizim attığımız taş en son yaptığımız video şunu söylemiştik. Trabzonspor satılmalı. Ondan sonra bir gündem oldu bir ara. Şimdi ben bunun detaylarına girmedim. Yani bazı insanı konuşturur Allah. Şöyle detaylarını girersek, söylersek bunun çok avantajları var. Şöyle bir düşünüyorum. Düşünün ki şike davasında Trabzonspor bir işte atıyorum bir Araplara satılmış olduğunu düşünelim veya atıyorum Amerikalılara neyse birisi Katarlılar satın aldı diyelim. O konu öyle kalmazdı. O konuyu bir şekilde onlar hallederdi. Bunun değişik girdileri var. Şimdi insanları ben anlamıyorum. Şöyle hatta geçen bir grupta ben yazacakken benden önce birisi ben düşünüyordum yazmadım. Hatta şunu söyleyeyim, şunu düşünürken Katarlılar bir ayyuka meydana geldi. Ben videodan sonra ondan bir gün önceydi, basına düşmeden önce düşünüyordum ya. Yine bakıyordum böyle kurcalıyordum internette. Şey var işte Tonali 64 milyon euro. Newcastle'da galiba o da Araplardan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden birinin mi Katar'ın bilmiyorum. İşte Declan Rice 120 milyon euro. Yine adamlar aldı falan. Lan bu diyor, dedim ki bu Araplar neden bizim Trabzonspor'u almaz? Öyle düşünürken bir gün sonra medyada patladı bir olay. Zaten artık deli biz mi oluyoruz? Bir kuyuya taşı attık. 40 tane akıllı çıkaramıyor. Adına kurban oldum vallahi ya. Ya bu Türk futbolu acayip bir şey ya. Ya çok basit bir şey ya. Düşün yani. İngilizler de bir tutucu bir millettir. Ya sen kulübünü satsan ne olur ya? Trabzonspor orada duracak. Adam tamam mı? Bir şirket gibi yönetecek onu ya. Şimdi bizim bir hatta geçen gördüm onu. Bu Nijmegen diye bir yerde çalışıyordum. Bu Ferdi Kadıoğlu'nun. Trabzon'dur o çocuk aslında bir tarafı. O şehirde bu her yaz böyle yürüme festivalleri vardır. Yani yürür insanlar. Parkurları vardır. 40, 50, 55. Orada bizim yine o oflu abimizi gördüm de işte ona demiştim. Ya bir şeyi yani bazı insanlar önce görebilir. Bu olabilir. O başka bir şeyi görür. Ben onu yine videolarda söylemiştim ya. Ya Turan hocam demiştim. Şey ismini de söyledik. Demiştim ki ya bu Trabzonspor'un hakkını yiyorlar her zamanki gibi. İşte atıyorum 15-20 yıl önce miydik? Geçmiş zaman. Onu da gördüm orada yani. Nijmegen'in de onun şeyi var bizim. O da şaşırdı. Ne arıyor buraya diye. Dedim bak böyle bir sistem gelmesi lazım ki. VAR'ı anlatıyorum. O zaman daha hiç şeyi esamesi okunmazken. Şöyle hakem gelecek sahanın kenarında bakacak. Hakemlik yapıyor ya o da. O da hakemlik yapıyor. Şeyin de akrabasıdır benim bildiğim kadarıyla. Sabit Hacı Ömeroğlu'ndan bir akrabalığı var onların galiba. Böyle gelecek derdim. O da hakemlik yaptı. Hatta bizim Fatih Lisesi'ne Hikmet Öksüoğlu'nun yanında yan hakem olarak gelmişti. Burada anlatmıştı bana. Sen Hikmet Öksüoğlu'nu nereden tanıyorsun demişti. La bizim okulda hocaydı da bizim eve de geliyordu Nedim Göklü'nün yanına. O Merkez Hakem Komitesi'nde olan Nedim Göklü beden eğitimi öğretmeniydi. Neyse ona demiştim ki böyle gelecek sahanın kenarına hakem bakacak. Bu pozisyon ne oldu? Hiç unutmuyorum bugünkü gibi ha. Dediğim gibi 15-20 yıl önce mi neydi? Ya etme Olcay derdi ya. Bu olur mu ya derdi. Ya futbolun şeyi olmaz öyle. Sen gülerdi yani. Evet dediğimiz nitekim oldu. Esamesi okunmazken. Bakın bir kulübü satmak. Ben öylesine attım. Sesi iyi geldi. Öylesine attım da onun içi var ya öyle bir dolar ki.
Trabzonspor başka bir şeye bürünür. Yani hani satılsa. Ben öyle dedim ama fazla böyle şeyinden teğet geçtim yani. Şimdi dediğim gibi ya bir de bunun satışın da usulü var. Onun yani o kulüpleri nasıl satın alıyorlar? Onun bakacaksın. Arsenal adam nasıl almış? %100 mü almış? Bakacaksın. Ama kulüp satıldığı zaman sen buralara artık bakın birilerine gebesin. Senin Ali Koç gibi işte atıyorum ne bileyim zengin bir adam yok almıyor yani Trabzonspor'u. Borcu var. Bu borçları ödeyemiyorlar. Bunu ben şerh etsek çok şeyler çıkar. Hatta orada kapakta şunu söyledim. Madem hemen konulara başlayalım. Satış olayı bu. Bunun çok avantajları vardır Trabzonspor için. Trabzonspor tamamen profesyonel bir kimliğe bürünebilir yani. Trabzonspor bambaşka bir takım haline gelir. Tabii bunu şimdi bizim bazı millet yani şimdi bunu kabul eden de var. Tabii adam hemen anlıyor onu tık. Tabii şimdi ama şimdi kimi şeyler var yani. Neyse. Kapakta Zapata yazmıştım ben. Halbuki kapak başkaydı. Oraya o akşam hemen Zapata haberi düşünce onu ekledim oraya. Yalnız şöyle bir durum var. Yani ben şimdi onu tek geçerim diyorum ama 91 doğumlu maliyetine baktığımız zaman tek geçerim yani oyun olarak. Ama gel beri 91 doğumlu bir oyuncu ve maliyetine baktığım zaman yani tercihim Petković olur. 94 doğumlu ve maliyeti de kesinlikle ondan azdır. O zaman o olur. O Belotti, Melotti yani onlar büyük riziko yani. Yani alırsın da onun maliyetinden bak Maxi Gomez'i gördüğüm kadarıyla Maxi Gomez bekleniyor. Maxi Gomez'in gidişine göre bir hamle yapılacak. Dediğim gibi orada kapakta onu yaptığımız zaman yani o yani oyun olarak yani tank gibi adam onu Türkiye'de koy topu alsın indirsin dinlendirsin takımı ama maliyeti ne? Onu 90 onu alacağına 91 doğumlu onu alacağına 94 doğumlu Petković al maliyeti de düşük. Şimdi oradan hemen bir Hırvat'tan öbürüne atlayalım. Bu Hırvatlar bizim videoda demiştik. Hatta dün de Hajduk Split'li bir bayanı bayanla konuştuk. Hajduk Split'li o da. Norveç'te oturuyor. Hatta bugün Norveçliğine Alexander Sherlock'un memleketinden birileriyle futbol hasbihali yaptık. Neyse onlara gelmeyelim. Buradan hemen Teklic'e geçelim. Teklic şimdi bazıları o kadar karamsar ki ben yine diyorum. O videoda da şey söyledim galiba. Benković. Yani şimdi Türkiye öyle bir yer ki mesela Teklic. Şimdi bu Balkan kökenli hocalarda mesela Halil Odžić bunu yaptı. Kimi getirdi? Bence oydu. Trabzonspor'un maliyet şu Teklic'te şu yanlış var. 3 yıl yapılmış. Kap bildirimini yeni gördüm daha. Bir saat, yarım saat olmadı. Arkadaş bu genç adam 3 yıl artı kulüp taraflı 2 yıl yapsana. Dorukhan'da bir yere geleceğim. Oradan aklıma gidişatıyla ilgili. Şimdi ne yapıyor Balkan kökenli hocalar? Milan Stepanov. 750 bin euroya aldık. Bir yıl sonra Porto'ya 3,5 milyon euroya sattık. Hani böyle bir fırsat transferi olmuş olabilir. Onların yani transfer havuzunda veya futbolcu havuzunda havuzundan böyle adamlar çıkabiliyor. Adam oraya hakim. Halil Odžić bile gitti Milan Stepanov'u, Vojvodina mı, bir tane Novi Sad'dan mı bir yerden aldı getirdi. 750 bin euro, 3,5 milyon euroya sattı. Onun için ön yargılı olmamak gerek. Bekleyip göreceğiz. Bir de şunu söyleyeceğim. Burada bir de ben şöyle görüyorum. Hani benim hissiyatım. Hani biz bilemeyiz yarın ne olur da hissiyatım. Bunu çoktan beri aklımda söylemedim de. Mesela Bakasetas'ın durumu. 93 doğumlu. Bu çocuk 99 doğumlu. Yani bana geliyor ki Bakasetas imzalamayacak gibi. Yani %51'e %49. %51 gitmesi daha sanki şey. Tamam mı? Ona önlem alıyorlar. Bir orta saha. Tamam mı? Orta saha yani. Onun önlemi gibi de bir şey olabilir.
Yani senin Bakasetas, yani o paraları da senden 1,5'tan fazla istiyorsa gerekiyor. Adam 700-800, bir de iyi çıktığını düşün. Bilemezsin, bilmiyorum. Videolarda öyle bir az videosu var. Yani bir de iyi yönlerini koyuyorlar. İyi gibi görünüyor. Ama dediğim gibi Bakasetas 93 doğumlu. Bir yıl kontratı var. Giderse de gider. Yani kimsenin önünü bekleyecek halimiz yok. Kimsenin önünü de kesemeyiz. İstemiyorsa gider. Aynı Dorukhan. Şimdi gelelim. Dorukhan da şu yanlışı yaptılar. Adamın kap bildirimine baktığın zaman imza parasından beraber şu anda euro dolar çok çıkmış. 15-20 milyon TL'ye mi ne oynuyordu? Ya abi sen daha kulüp taraflı da bir yılı sayarsan 2 yıl en az kontratı var. Beklet ya. Yolla Trabzon'a. Sana zorluk mu çıkardı? Sana Adana Demir oyuncu sattığı zaman senden kaç lira para alıyor? Bedava mı sana para veriyor? Şey, oyuncu veriyor. Onun için ben olsam bugün 15-20 milyon TL, yani kaç 40 milyon TL'den kurtulmuşuz da, ya zaten bir yıl opsiyonu sende. Sen bir yıl say. 16 milyon, yani 20 milyon TL. Son ana kadar beklerdim. 500 bin euro da 500 bin euro oyuncuyu vermezdim ben. Bekletirdim. Hele böyle bir tavır takınan oyuncuya Trabzonspor'un üstünde kimse değildir. Hiç kimse Trabzonspor'dan şahıs olarak büyük değildir. O zaman senin burnunu ben sürterim. Dorukhan da olsa, kim olursa olsun, ismi ne olursa olsun. Yani siz bunu nice oyuncular gitti ya. Nice oyuncular gitti. Fatih Tekke'yi de mesela sattınız ve önce kiraladınız. Neyse, sattınız. Onun için Dorukhan Toköz tamam, hoca bakmıştır. Belki de yeterliliği tartışılır. Zaten ben Dorukhan'a şöyle de bakıyorum. Hani sanki sakatlanacak gibi her an, yani böyle bir taş bebek gibi kırılacak, bükülecek, çapraz bağlar, kolay değil. Ama sen bunu yapıyorsan, yani Adana Demir'e gitti neticede yani. Yok işte İstanbul takımları yine abarttılar. Ha, işte şuraya gider, buraya gider. Oraya gitti yani. Şunu söyleyeceğim, bir de şunu söyleyeceğim. Oradan aklıma İstanbul takımları deyince aklıma geldi. Şimdi bakın. Şimdi burada bazı videolar böyle kayıt olduğu için size bir şey söyleyeceğim. Mesela takımlar transferi yapıyor ya. İşte bizim oyuncular ben çok iyi, süper oyuncu demiyorum. Ama oyuncuların bir site var. Aynı bir öğrencinin karnesi gibi. Hani bir zaman yine anlatmıştım. Orada puanlaması var. Karne notu gibi. Şimdi mesela ben şunu demiyorum önceden. Bu oyuncu BKO'yu geçecek. Şu olacak, bu olacak demiyorum. Yalnız oyuncular arasındaki sizin de böyle beyin fırtınası için size bir örnek vereceğim. Mesela BKO bu sitede bak. Karnesi kaç? BKO yazıyoruz. Mesela İstanbul basını şu anda başladı. Bunda 8-9 milyon euro bonservis verdiler. Bizim Trabzonlarda bazı, yani hepsi değil, Trabzonsporlarda işte bizimkileri hemen başlattılar. Hiçselleştirme. İşte bak, aldıkları Beko, Sprint Speed. Ya burada bir sürü şey var. Bunların ortalamasını alıyorlar. Mesela geçen de demiştim. Heading, Shot Power, Shoot gücü falan, Finishing. Sayarsa 4, 5, 6, 7, 8, 9. Böyle belki de 30-40 arası işte özelliğine puan veriliyor. Bunun ortalamaları alınıyor. Hızı da Beko'nun Sprint Speed diyorlar. Yani şu anda Türk basınına baktığın zaman Beka yani direkt Brezilya milli takımında oynar. Anlatmalarına göre. 52. Ve puan ortalaması kaç biliyor musun? Bakın hani bizimkileri çok kötülüyorlar ya. Ya ben iyi de demiyorum bak. Ama biraz beklemek lazım. Sabretmek lazım. Hemen şu oyuncu ya geldiydi böyle yine bir oyuncu. Ya Dorukhan bizde yapar mı? Beşiktaş'ın çöpüydü. Geldik gördük. Böyle çok oyuncu var. Yani böyle hemen alelacele, sabırsız biçimde. Aldığı puan 76-79. Gelelim Ciku. Bunu da acayip diyorlar. Gelelim Ciku bak. Ciku'nun puanı da buna 75'e 77. Bak. Bunun hızı biraz daha iyi. Öbürü ne dedi? 76-79 değil mi?
Bunun hızı da ona 52 dedik. Bunun hızı biraz daha iyi 78. Gelelim bizim aldığımız defanslara. Bak ben bunlar onları övmek için demiyorum yani. Aradaki yani hemen bizim oyuncularımız yok şeydi yani Benković. Ben bu çocukların yerinde olsam hırs yaparım da bunlar yani söylerim yani. Bunu ben hoca olsam bak sizi şu anda bak 71'e 75 Benković. Benković biraz 71'e 75. Hızı da 61. 61. Bekao'dan 61. Daha hızlı. Öbürüne gelelim. Joaquin. Joaquin. Fernandez. Ona gelelim. Neredeydi o? Bakın. 75'e 79. Fernandez. 75'e 79. Yani Bekao olan şu 79 aynı. Bekao 1 puanla geçmiş onu ortalamada. Bak yine ben şey yapmak için demiyorum. Yani adamlar zaten ona kaç milyon euro bonservis vermiş. Senin bedavaya aldığın hızı da ondan iyi bak 66. Bekao 52 idi. Yani şunu söyleyeceğim. Ben oyuncuları övmek için yine tekrar ediyorum. Oyuncuları övmek için değil. Fark bu. Adamlar bu kadar para vermiş. Artık kazandıkları parayı da bilmiyorum ha. Allah bilir. Fernandez'le Benković'in en az iki katını alıyordurlar. Yıllık bazda. Yani ya senin ederin alacağın bu zaten. Sen ne yapacaksın? Yani sen kimi alacaksın stoper? Git al o zaman Ramos'u al. Ramos boşta. Ramos'u mu alacaksın yani? 86 doğumlu. 1 artı 1 yaparsın. 1 yıl veya. Al Ramos'u o zaman. Alabiliyorsan. Yani sen ayağını yorganına göre uzatmak zorundasın. Şimdi buradan bir şey daha söyleyeceğim. Bizim anlı şanlı basınımız vardı. Bizim de bir tane TRT'de vardı bizim Trabzonsporlu. Diyordu ki bak ben bu insanlara ben hayret ediyorum. Hayret. Bu insanları etkiliyor bu kişiler. Ve o zaman da diyordum videoların göreceğiz, görüşeceğiz. Diyordular ki kalecilerde şey düşürmüş. Bak kaleci şeye geleceğim. Neydi o? Andoni miydi? Giden bak. 10 milyon euro değeri. Ona da geleceğim. Burnley'e gitti. Şimdi Uğurcan'ın şeyinden. Unutmazsak insanı. İnşallah. Diyordular ki neydi o? Maynen. Milan'a giden kaleci. Onu da 10 milyon euro dediler ama onu açtığın zaman bonuslarla 15'e çıktı şu anda. Ya o kalecilerin piyasasını düşürmüş. Uğurcan da buna şey yapıyordular. Böyle eklemleme yapıyordular. Ne alaka? Ne oldu şimdi? Onana kaç liraya gitti şeye? Bakalım. Onana 50 milyonu geçti. 50 milyon. 52,5 milyon. Daha bu bir bak. Onana. Piyasa düşüyormuş. Ya bırakın bu yalanları ya. Bırakın ya. Onana. Ne oldu? United'a gitti. 52,5 milyon euro. Peki Empoli'nin kalecisi. İsmini unuttum onu. Geçen buldum. Tottenham aldı onu. 20 milyon euro. 20 milyon euroya Empoli'den Tottenham Hotspur'a gitti. Onun için bakın arkadaşlar. Bak Amdouni bize Basel'de bize karşı oynadı. Bunun bir tarafı da Trabzonlu bu çocuğun. 10 milyon euro değeri var. 18 milyon euroya gitti Burnley'e. Bu sene yine çıktı Championship'ten Premier Lig'e. Ya sen 12 milyon euro olan kalecini şu anda Avrupa'da hele kaleci piyasasında bir durgunluk varken nereye 12 milyon euroya veriyorsun ya? Sen ne satıyorsun ya? Yani Empoli'nin kalecisinin değerine bakalım. Bulabilsek. Kaçtı kaça gitti. İnşallah dur ya onu da hemen not etmedim. Ya bizim Türkiye'mizde bir acelecilik. Bir şey. Vicario'ymuş. Vicario. Vicario. 16 milyonken 20'ye gitti. Bakın. 4 üstüne. Ya sen Uğurcan'ın şu anda ölüsü bana göre 15 milyon euro ya. Hele şu anda Dorukhan da gittikten sonra yerli oyuncu hususunda sıkıntısı var Trabzonspor'un. Peki hoca ne yapıyor? Şimdi tek tek şey de yolluyor değil mi? Bakın biz iyi Trabzonlu, onlar gerçek Trabzonsporlu hem de. İyi Trabzonlu çocuklar niye istemeyelim ya? Biz
Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz, Hami Mandıralı, Ogün Temizkanoğlu gibi oyuncuları, Abdullah Ercan, o Trabzon'u değil, yani böyle kaliteli oyuncuları Trabzonspor niye istemesin ki veya bizler niye istemeyelim? Ama kalitesi yoksa arkadaşlar şuna bakalım. Şimdi benim, bizim kimsenin alıp veremediğimiz yok. Bir koşu şeyine bakın Serkan Hasan'ın. Abi böyle koşması bile adamı yoruyor ya. Böyle bir tuhaf koşuyor ya. Yani koşu şeklini değiştir diyemeyiz adama bu saatten sonra da. Hani bir çeki düzen. Olmaz olmaz. Gider bu oyuncu da sadece şunu yapıyor. Şimdi ben onun özelinde bunu söylemiyorum. Gidiyorlar dışarı. Affedersiniz kıçını yırtıyor Trabzonspor'a karşı. Bunu iyi yapıyorlar. Hani nerede Gökdeniz Bayraktar vardı Antalya'da? Yine bir tane vardı. Trabzon maçlara geliyor, oynuyor, ondan sonra fos. Onun için Trabzonspor, bu arada unuttuğumuz konu var mı transferlerden daha başka? O çocuk geldi. Gökten Gürpüz, Gürpüz diye. Videolar harika. Değişik bir oyuncu. Altyapıda işte U19'da mı, U21'de mi City'ye attığı goller harika. Ha ama Trabzon'da tutar mı? Ne yaparlar? Bu çocukları geliştirici hoca inşallah elinden tutar bu hoca. Ha hocanın şu yönünü çok seviyorum ben. Maalesef yanlış bir ülkeye geldi. Futbol ülkesi değil. Ya bakıyorum böyle var ya, ben eskiden videolarda onu çok diyordum. Neşteri böyle vuruyor. Dorukhan X fark etmiyor. Hadi diyor. Hadi işine diyor. İşine. Neşteri vuruyor. Ha isterim bu hoca başarılı olsun. Ama bakalım göreceğiz. Trabzon'da tabii hemen parazit sesler bir iki şeyde çıkmaya başlar. Hocanın inşallah hocayı rahat bırakırlar da bir nefes alır. Yönetim tabii sağ bek transferi olması lazım. Ben Manafa yine hala diyorum. İsmi geçiyor. Manafa, Wilson Manafa kap gel demiştik. Çünkü iki tarafta da oynuyor. İki tarafı da yedekler. Kardeşim Eren sen formsuz musun? Hadi gel. Larsen sen mi formsuzsun? Ama bizim yerli sıkıntımız da var. Yerli sıkıntısı varken Dorukhan meselesi çıktı. Ben olsam son ana kadar beklerdim. Öyle çok para almıyordu. Tamam mı? Transferin son gününe kadar burnunu sürterdim. Öyle Trabzonspor'a kimse nanik atamaz. Trabzonspor'da eğer oralarda biz olsaydık öyle Trabzonspor'a kimse nanik atamaz. En son şeyine kadar beklerdim. Son raddeye kadar. Gece 12'ye kadar beklerdim. Bana bunu yapan, Trabzonspor'a bunu yapan adamın burnunu sürterdim. Çok büyük ayıp etti. Bir de şöyle. Ondan sonra şunu söylüyorlar. Vallahi ben Trabzonspor'dan gittikten sonra Trabzonspor'a problem çıkarıp giden adam benim için bir hiçtir. Trabzonspor'a özellikle bir de para kazandırmadan gitti. Benim için bir hiçtir yani. Onun için yok işte başarılar şu bu. O beni çok şey yapmaz. Trabzonspor'un kapısından çıktıktan sonra sen sağ ben selamet. O kadar. Dediğimiz gibi Trabzonspor artık inşallah bu Maxi Gomez bir takım ayrılıklar ben yine bekliyorum. Görünüyor. Koyta şey gibi yapıştı gitmiyor. Ya arkadaş bu adamlara bak bazen öyle anlaşmalar yapıyorlar ki. Şimdi o şimdi ona 90 doğumlu 31 yaşındayken Koyta'ya 3 yıl veriyorlar. Joaquin Fernandez'e 2 yıl mesela. 2 artı 1 olmuyor. Ya arkadaş bak ben iyi kötü daha belli değil oyuncu. Ya bari 2 artı 1 ver ona. Genç. 96 doğumlu. Ama Koyta'ya 31 yaş. Ya dengesiz diyorum ya. İşte satış da bundan. Bu dengesizlikler Trabzon'da ne olur? Futbol profesyonele kişilere kalır. Trabzonspor'un artık şampiyonlukta bir standartizasyonu olur. Trabzonspor işte bu yıl ne olacak? Ne yapacağız? Aynı 74-84 arası gibi. Yani veya 75'ten sonra diyelim. 75-84 arası ya birinci ya ikinci bitti. Standartizasyonu olur yani standartizasyon. Bir standartı olur artık ya. Bir karar verir yani artık. Ama Trabzonspor işte o adamın eline kalıyor. Bu adamın eline kalıyor. O reklamını yapıyor gidiyor. Bir basamak olarak kullanılıyor. Ben burada bak şahıs olarak kimseyi söylemiyorum.
Ama bu yıllar yılı böyle oldu. Veya aldığı oyuncu 3,5 milyon euro değil, 2,5 alıyor, 3,5 gösteriyor, 1 milyon euro cebellezi. Sattığı oyuncu 6 milyon dolar, 4 milyon dolar gösteriyor, 2 milyon dolar cebellezi. Bunların önüne geçilmiş olur. Adamın karı da zararı da kendine. İşini iyi yapmak zorunda. Trabzonspor'dan beklentisi artık çıkarları olmayacak. Kendi. Kar zarar onun. Zarar da ederse. En azından borca da bir el atar ya. Bunu yoksa bunlar ödeyemeyecek hiç kimse. Bunlar derken yani genelde 30-40 yıldır bu böyle. Devam ediyor. Yükselen bir trendle gidiyor. Şimdilik bugünlük bu kadar. Teknik transferi de hayırlı olsun. 600-700 800 bin euro. Ben 3 artı 2 niye yapılmadı? Gökten Gürbüz gibi onu anlayamadım sadece. Vardır bir düşündükleri. Ama dediğim gibi öyle bir insanı hemen bu işte şuradan gelin. Ben bilmiyorum bak adamı. Videolarda iyi göründü gibi. Ama videoları her zaman bir insana bazı oyuncular çok az videosu var. Ama onların oyuncu havuzunda öyle adamlar. Halil Odzic dediğim gibi tekrar ediyorum. Stepanov'u getirip 750 bin euroya bir yıl sonra Porto'ya 3,5'a satmıştık. 4 katına. Satış da şart değil. İyi çıksın. İyi çıksın da Bakasetas veya birinin yerini alacak herhalde. Bakasetas sanki aynı Sosa gibi böyle son seneleri geldi. Ha bu arada son seneleri geldiği zaman artık belli oluyor biraz. Yani çok da önemli değil yani. Ben öyle ben oyunculara takılan biri değilimdir yani. İşte oyuncu bazında düşünen Trabzonspor bir takımdır. Trabzonspor 11 kişi buluyor. Trabzonspor bulur. İsterse arayan mevlasını da bulur, belasını da bulur. Onun için Bakasetas herhalde uzatmadığına göre şimdiye kadar gitme hususunda bir takım şeyleri var demek, düşünceleri var. Veya bir aniden satılabilir. Belki oyuncuyu ondan aldı. O da olabilir. 6-7 milyon, 7 milyon euro. Zaten son yılı kalmış. Gidebilir yani. Futbolda çok korkmayacaksın fazla. İşini yapacaksın, önlemini alacaksın. Oyuncunu alacaksın, yoluna devam edeceksin. Sağ bek, orta sağ dedik. Korbelis'i ben videolarda beğenmiştim. Bakalım ne çıkacak. Yani bakalım. Burası Türkiye diyorum ya, bilemiyorsun. Topu aniden alması. Şeyi, Benkoviç'in şu özelliği. Uzun topu adama atıyordu. Uzun top, videoda ona uzun top derken uzun topu sağlam adamına teslim eden, uzun toplarda kayarak top almada iyiydi. Hayırlısı olsun Trabzonspor'umuz için. Daha fazla başka bir transfer yok. Aa, bir de Mehmet Aydın var. Mehmet Aydın bir de benim dayımın adı soyadı. Şalke'den. O da Türk kontenjandan, yerli kontenjanda alınabilir. Fazla para verilmedikten sonra böylesi yatırımlar yapılabilir. Atıyorum artık 500 ile 1.250-1.3 arası verilebilir. Aynı Eren Elmalı'ya 3.6. Bu kulüpler Türk kulüpleri de Türkiye'deki bu Türk kulüpleri de büyük kulüpleri batırdılar. Eren gibi adamı 3.6 milyon euroya ya Tagliafico'ya aldı şey ya. Ajax, Solbek. Ya Şampiyonlar Ligi'nin finalin ucundan döndü adamlar. Burada Tottenham Hotspur 2-0 öndeyken 3-2 yenilmese son dakikada finale gidiyordular. Tagliafico 4 milyon euro. Tagliafico Şampiyonlar Ligi'ne gidecek Arjantinli oyuncu Solbek. Biz alıyoruz Eren'i 3.6 milyon euro. Yazık yazık. Bugünlük bu kadar. Vallahi video bayağı uzun oldu. Bayağı dolu dolu konular vardı. Başka da bir konu kalmadı. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.